Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda Bitcoin'i değerlendireceğiz. Daha sonra Ethereum, BNB, XRP, Cardano ve NEO. Bunlara bakacağız. Ama önce kaydımız devam ediyor mu? Bakalım. Tamam, devam ediyor. Bir problem yok. Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin'de son durumu bu şekilde. Grafiğimizin birlikte çizdik. Bir haftadır bu grafiği takip ediyoruz. Şu an bir düşüş var arkadaşlar. Hala düşen trendin üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Dün acil durum videomda da dedim. Arkadaşlar biz düşen trendi kırmıştık. İlk dirençten satış geldi ve retest hareketi geldi. 30 bin dolardan alamayanlar tekrar deneyebilir şansını diye bir video çektik. Ve günlük kapanışlar 30 bin dolar altında gelmedikçe tutulur diye anlattık. Hala aynı görüşteyim arkadaşlar. Şimdi şöyle, Bitcoin sert düştüğünde 28.800'lere doğru 30 bin dolar da video çektim, dedim buradan alınır. Ya insanlar almadı oradan. Daha sonra nereden alalım, nereden alalım diye yorumlar okudum. Ve dün bir fırsat geldi arkadaşlar. Şu anda da bir fırsat var diye düşünüyorum. Yani şimdi 30 bin dolardan almanın riski daha az. Buradan almak biraz daha riskli. Niye? Daha yüksek seviyede çünkü. Biz 30 bin dolarlardan alanlar olarak bizim zarar etme şeyimiz, oranımız %1, %2. Ama arkadaşlar dün alanlar veya bir gün alacak olanların zarar etme oranı %5, %6'dır. Yani bunları göze alaraktan Bitcoin'i alın. Şura en diptir diye kimse diyemez zaten arkadaşlar. İğne atarlar, bir şey yaparlar. En dipten vermezler kimseye. En tepeden de sattırmazlar. Şimdi şöyle bakınca bir retest, bir yerlerden toparlayıp tekrardan 35 bin dolar bandına gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ha, bunların ne yapacağı belli olmaz tabii ki. Ben grafiğe göre konuşuyorum. Destekleri de veriyorum arkadaşlar. Günlük kapanışlar 30 bin dolar altında gelmedikçe bütün hareketlere açığım ben. Hani düşse de uçsa da ben 30 bin dolar altında günlük kapanış görmek istiyorum. Bu olmadıkça ben olumluyum. Hala olumluyum. Bunu söyleyebilirim size. Şimdi şöyle Bollinger bandından gidelim. Açalım Bollinger bandını. Stokastik arasayı açalım. Şimdi 4 saatlikte biz 20 saat boyunca kırmızı mum yaptık. Sonra yeşil mumla kapattık arkadaşlar. Ardından bir yükseliş. 4 saatlik kapanış kapatmadan hemen bir çöküş geldi. Yani bir fake out var gibi duruyor. Ama hani nasıl diyeyim? Şu an Bollinger alt bandından geri döndü 4 saatlikte. Stokastik de al şeklinde duruyor. 3 saatlik grafiğe bakıyoruz. 3 saatlikte de al vermiş. 2 saatliğe bakalım. 2 saatlik açılmadı bir türlü. Burada da al şeklinde duruyor. Yani bir alt banda retest gelebilir diyor. 30.500'lere bir iğne gelebilir diyor. 2 saatlik grafik. Ama hani genel olarak yön yukarı diyormuş gibi bir görüntüsü var arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim yani. Hem stokastik diplerde aşırı satım bölgesinden ala doğru gidiyor. Hem düşen trende geliyor, hem Bollinger alt bandına geliyor 4 saatlikte. Ondan sonra 3 saatlikte de Bollinger alt bandına gelmişiz. Bir retest yapıyoruz arkadaşlar şu an. Bollinger alt bandını. Yani kademeli olarak böyle nasıl diyeyim? Bir yerde tekrar yönü yukarı çevirip yükselmesini bekliyorum şahsen. Dediğim gibi 30 bin dolar altında günlük kapanış gelir. O zaman negatif olurum. Bu olmadıkça hala olumluyum ben arkadaşlar. Şimdi gelelim Ethereum'a. Orada durumlar ne? Bakın büyük resimden değerlendireceğim size Ethereum'u. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi ne görüyoruz biz büyük resimde? Alçalan tepeler, alçalan dipler. Biz Mart 2020'den beridir yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyoruz. Yani bir seneyi geçkindir. Daha sonra zirveye geliyor arkadaşlar. Düşüş trendi başlıyor. Bu büyük resimdir, haftalık grafiktir, uzun ve orta vadeyi etkiler. Yani uzun ve orta vadede düşen trende girmişiz biz. Yani ayı piyasasındayız. Ne zaman tekrar boğa başlar? En azından arkadaşlar 2770 üzerinde hafta kapatacak. En az. Bu olmadıkça sıkıntı büyük. Niye? Bakın arkadaşlar sıradaki ortalamanın bulun diye 1460 seviyelerinde oralara kadar bile düşüş gelebilir orta vadede. Yani ilk başta retest yükselişi dalga dalga gidiyor biliyorsunuz. Ama oralar hedef olur diye düşünüyorum. 1460 seviyeleri hedef olur diye düşünüyorum. İlerleyen haftalarda. Eğer bu EMA21 kırılırsa günlük bazdan bakalım.
Günlükte de biz MA 200'den destek almıştık ve orayı kırdık. Bunu da ilk kez yaptık arkadaşlar. Bakın 1,5 sene sonra ilk kez MA 20'nin altında kapattık biz. Bu tehlikelidir. İlk etapta oranın üzerine atacağız biz. Şöyle yani yetmiyor tabii. Son tepenin üzerine atsak daha iyi olur. 2010 dolar üzerine atmamız gerekiyor bizim ve gün kapatmamız lazım. Bu olmadıkça düşen trend devam ediyor Ethereum'de. Gelelim XRP'ye. O ne yapmış? Orada da aynı durum var. MA 200'ün altında arkadaşlar. Haftalık grafiğine bakalım. Haftalıkta MA 50'den tepki almış, güzel. XRP arkadaşlar 53 altında hafta kapatırsa o zaman bayağı sıkıntılı olur. Orta vade hedefi 38-39 bandı olur. Şimdilik MA 50'den destek alıyor. Bitcoin de aynı MA 50'den destek aldı. Yani birlikte hareket etmek istediklerini görüyoruz şöyle bakınca. Yani Bitcoin haftalıkta 38 bin dolar bandına doğru giderse XRP de 0,80'lere doğru gider diye düşünüyorum. Tamamen Bitcoin odaklı gidiyor şu an. Diğer taraftan günlükte de MA 200 var. Orayı da kırmış. Ve MA 200 var arkadaşlar. Orası da 0,80'leri işaret ediyor. Yani maksimum gidebileceği yerler ora gibi duruyor XRP'nin. Eğer yükselişe başlarsa. 30 bin dolar altında gün kapatırsa Bitcoin'de XRP de negatife bağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi BNB'ye bakalım. Şöyle haftalık grafiğe gidelim önce. BNB haftalıkta alçalan tepe yapmış. Alçalan dip yapmamış henüz ve ilk ortalamaya gelmemiş. Yani bir tık daha olumlu duruyor Ethereum'den. Ama arkadaşlar bir sol omuz baş sağ omuz mu var bilmiyorum yani. Sıkıntı duruyor şöyle bakınca. Bu saatte sonra BNB 440 üzerinde hafta kapatacak. Bu olmadıkça sıkıntı var. Yani olumlu olmak anlamsız. Büyük resimden bahsediyorum. Kısa vadeli al satlar yapılır. Yükselişler, düşüşler olur. Ama büyük resimden olumlu olmamız için 440 üzerinde hafta kapatacağız biz. Bu olmadıkça tekrardan 208 dolara düşme riski var. Daha sonra da atıyorum 160 dolarlara düşme riski var. Eğer ayı piyasası cidden geldiyse bütün bu ortalamaları test eder. Ta 100 dolarlara kadar bile geri çekilmeler görebiliriz BNB'de. Ha, günü gelince her şey dip yapar. Sepetimizi yaparız arkadaşlar. Sabırlı olan kazanır diye düşünüyorum. Günlük grafiğine bakalım. Günlüklerin MA 200'de tutunuyoruz. Bakın. BNB günlük kapanışı 260 dolar altında yapmaması gerekiyor. Bunu yaparsa BNB de kırmış olur. Nasıl ki Ethereum kırmış düşmüş, XRP kırmış düşmüş, BNB de kırar düşer diye düşünüyorum. Şimdilik kısa vade 440. Yani bak burada da 440 çıkıyor. Bizim 440 üzerinde hafta kapatmamız lazım arkadaşlar. O zaman tekrar olumlu olur, yolumuza devam ederiz BNB'de. Şimdi gelelim adaya. Haftalık grafiğini açalım. Ada da arkadaşlar şöyle büyük resimden bakınca yükselen tepeler, yükselen dipler yapıyor. Ve şu an ilk kez alçalan dip yapmak üzere. Yani bizim haftayı 1,29 altında kapatmamamız lazım. Bunu yaparsak ilk kez alçalan dip yapacak. Alçalan tepemiz de var. Yani haftalıkta düşen trend teyit edilecek adada. Potansiyel olarak düşme riski olur. Nereye? 0,80'lere kadar düşme riski olur. Öyle bir durumda. Bu saatten sonra 1,70 üzerinde hafta kapatacak Cardano. O zaman olumludur diyebilirim. Bu olmadıkça gelen yükselişler tepki yükselişidir. Günlük bazda MA 200'e hiç dokunmadığını görüyoruz. Bu da güzel. İlk tepki alacağı yer oradır. 1,01 dolar. Diyelim oralara bir düşüş geldi. Oralardan denenebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Adada durum bu. Gelelim NEO'ya.